Süleyman geleceğini düşünüyor, Kal Radyo'nun içinden geçmek için neler yapması gerektiğini planlıyordu. Şu an için bir şehirde tam hakimiyeti başarmıştı. Ancak daha fazla şehir, daha fazla dükkan ve daha fazla gelir onun Kal Radyo'nun suç imparatoru olması yolunda ona yardımcı olacağını biliyordu. Süleyman bir yandan tohumlarını saçarken bir yandan da paraları ceplemesi gerektiğini ve tüm Kal Radyo'ya korku salması gerektiğinin farkındaydı. Ve Süleyman artık yeni planlarını devreye sokuyordu. Evet, ilk olarak çocuğumuz oldu. Çocuğumuzun isimlerine baktım, şöyle çok içime sinen bir isim olmadı. Ve kendisine Piç Rıza ismini koymayı uygun görüyorum arkadaşlar. Rum Piç Rıza olarak yeni çocuğumuzun ismini belirledik. Çocuğum bu arada erkek mi değil mi hala onu da bilmiyorum ama yani herhalde Fekreant erkek ismiydi diye hatırlıyorum ama umarım erkektir. Yani Bannerlord'da nedense böyle bir şey var. Çocuklar unisex doğuyor. Kardeş olmadan öğrenemiyoruz cinsiyetini gibi bir durum var yani. Ulan hadi ultrasonla anlıyorsun cinsiyeti de yani. Doğduktan sonra da bilelim babazım ya. Bilelim babazım ya. Evet, Süleyman yoldaşlarıyla beraber mekanlara basmadan önce, şanını yaymadan önce onları bir takım eğlendirmesi gerektiğinin farkındaydı. Ve askerlerine bir kıyak yapma kararı aldı. Abi atmadır moda efsanesin sen ya. Sen ne güzel bir detaysın babacım ya. Askerler ve Süleyman hunharca eğleniyordu. Ben de kendime bir kıyak yapayım. Kalitelisinden verin. Hayret bir şey ya. Abi rahat rahat çak ne demek ya. Bu nasıl bir mod kardeşim ya. Süleyman ve askerleri gerekeni yapıp moralini fullemişti. Artık onların önünde durabilecek hiçbir güç yoktu. Üzerimizde satacağımız matacağımız bir şey var mı kardeşim? Bunları bir okutalım biz ya, varsa bir item item. Asker masker. Oo, bir sürü malzeme varmış ya. Dur askarda ben bunları okutayım, öyle çıkalmıyorlar. Çünkü artık yeni şehirlerde de yürümemiz gerektiğini düşünüyorum sevgili dostlar. Birçok şehirde suç imparatorluğunu kurup her şeyi ele almamız gerekiyor. Bunun için de Süleyman gerekeni yapacak babacım. Oh 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 oh, malzemelere bak. Oh! Oğlum üzerimizde bayağı bir item varmış lan. 34K para aldık. Allah bereket versin babacım. Yine 180K'ye çıktı paramız. Valla ben şu anda aslında Kuyaz'ın da bir yandan artık içinden geçmek istiyorum. Abi Sargot'ta isyan. Aman yarabbi. O abi var ya, birazcık askerimiz olsaydı gider Sargot'a çökerdik ya. Gerçi şimdi Sargot'a çöksek filan diye bizi mahveder abi. Bizim uzakta bir şehir bulup filan diye ya. Öyle bir şehire çökmemiz lazım ama şu an bunlar için erken babacım. Bunlar için erken. Bu topa çok fazla girmeyeceğiz. Birkaç tane daha asker toplamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, ordumuzu neredeyse fullledik. Gayet iyi bir durumda. Yine Vlandia'ya doğru gidiyorum. Yani aslında ben Kuyaz'da şey yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar, Captivity Events'te bu alıp yakaladığımız lordları bademlenmek için genel evlere bıraktığımızda oyun çöküyor. Ben de mecburen hepsini idam ettim. Writerix'i execution'da ayarlamamışım. Onurumuz -1 oldu ama bence her türlü bize yakışır. Onurumuzun -1 olmasında ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Şimdi an itibariyle aslında Kuyaz'da da bir suç imparatorluğunun ufak bir bölümünü kurmak istiyorum. Burada ilişkimizin biraz iyi olduğu Fıçıcı Jalmar var ama bu herhangi bir şey değil. Çakal Isna var. Bununla ilişkimiz sıfır. Bununla biraz daha kolay yürürüz gibi ya. Hadi bir yapalım bakalım. Bir dolandırıcılık bir şeyler yapalım. Bununla bir konuşalım. Benim adım Cepçü Sülo. Yeteneklerimi size sunmak istiyorum. Bazı vatandaşların ilgisini seçebilirim. Cepçilik yapmayalım da ne yapalım? Bir şey çalıp kaçalım ya. Bu benim hoşuma gidiyor. Bir şey çalıp kaçmak. Yine buradan yürüyelim biz ya. Tamam, çocuk oyuncağı. Biz bunu yaparız babacım. Biz bunu yaparız. Şimdi hemen bir şey çalıp kaçacağız arkadaşlar. Kuyaz tabii ki şehri nasıldı bilmiyorum ama bakacağız biz. Öyle o. Gerekeni yapacak, yine dızcı günden döndü. Ya hızlı bir şekilde ilişkimi aslında kasmak istiyorum. Oğlum Kuyaz'da ne kadar güzelmiş böyle bir tepenin üzerinde. Gel benimle gel. Oğlum bak, kaçabileceğim mi lan sen? Bak arkadan güvenlikler gelecek, gardlar gelecek, ağzımıza tükürürler. Tamam, buradan direkt çıksak. Buradan direkt koşacağız, kaçacağız ya. Ben bir güvenlik göremedim orada. Abi burası biraz uzak mı? Burası biraz uzak mı? Şurada bir satıcı var mı ya? Şuradan çalıp kaçsak hemen. Vallahi bir silahçı var mı burada ya? Yok galiba. Yok yok, bunları öylesine koymuşlar ya. Dızcı Sülo yine dızcılığını yapmak için Kuyaz'ın şehir meydanına girmişti. Gerekeni yapmak için Dızcı Sülo ona verilen görevi yerine getirmek istiyordu. Aa bak bak bak, bir dakika. Bir dakika, şimdi şuradan çaldık, kaçtığımızı varsayalım. Buradan geldik. Dızcı Süleyman hemen planını yapmak istiyordu. Aha tamam, buradan geldik. Buradan geçtik. Karşıya, karşıdan sura, surdan içeriye, içeriden şuraya. Tamam baba, kaçış rotamızı belirledik. Tamam, surlardan kaçacağız. Hırsızlık için güzel bir akşamüstü. Güneş Kuyaz semalarından batmak üzereyken Dızcı Sülo hızlı bir şekilde şehrin ticaret alanına doğru ilerliyordu. Şimdi kimden bir şey çalsam, bundan mı çalsam ya, direkt tüccardan? Ya da dur ya, zırhçıdan çalalım. Zırhçı nerede? Aha zırhçı. Çaldım, kaçıyorum vallahi. Bir tane omuzluk geldi, bir şey geldi. Allah, arkamızdalar. Bırak beni. Koş Sülo, yarının yokmuş gibi koş. Allah'ım, geliyor mu?
Geliyor arkamdan. Benim yoldaşı dövdüler galiba orada. Allah 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 Allah. Kaç 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 kaç. Planladığımız gibi surlardan kaçmamız lazım. Anam arka. Ay! Yanlış yere döndüm. Koş 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 koş. Koş keke koş 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 koş. Süleyman daha önceki uyguladığı plana birebir uymak istiyordu. Çizdiği rotayı takip eden Süleyman surlara iyice yaklaşmıştı. Şuradan soldan çıkış var de bana. Evet, çok güzel abi. Çabuk 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 çabuk. Hala geliyorlar mı? Aha, atlattım. Vallahi atlattım. Gelseydi bıçağı ağzına sokacaktım. Şuradan hiç uğraşmayalım abi. Şuranın üzerine atlayacağım. Kaçtık mı? Koş Süleyman. Beni yakalayamazsınız. Sizi gerizekalı mahlukatlar. Cepçil'in kitabını yazmış Süleyman. Yine mekanı dızlayıp kaçmayı başarmıştı. Güzel. Tamam, burada bakacağız artık. Çakal İsna ile ilişkimiz biraz genişledi. Orada da bir ara ara geleceğiz, görevleri yapacağız. Çok fazla da kasmayacağım ama Kuyaz'ı da kesinlikle esaretim altına almak istiyorum. Yani ince ince bunun görevini de yapacağım. Biz şimdi yine kutsal görevimize devam edip Vilanya'nın üzerine yürüyüp zenginliğimize zenginlik katmamız lazım ki zaten günlük altın gelirimiz de aslında çok fena. Çok fena babacığım. Askerlerin biraz morali düştü. Bir şehre gidip onları birazcık... Bot çok iyi ya. Direkt askerlerin morali yüze yükseliyor. Bir de yani askerlere karşı niye böyle? Abi Valeriç 132 kişiyle geliyor ama. Aslında keserim var ya ben bunu ya. Vallahi keserim ben bunu ya. Kessem mi ki? Valeriç. Sal beni Valeriç. Abi salmıyor herif ya. Salmıyor herif. Ben bir Ortisya'ya gideyim bakayım. Bir Ortisya'da da faaliyetlerimize başlayalım babacım. İnce ince Ortisya'da da faaliyetlerimize başlayalım. Selamünaleyküm. Burada benim kimle aram iyi? Çete lideri var mı kardeşim? Tarçıntı'ya. Tamam. Aa, ilişkimiz düşmüş. Güzel babacım. Selamünaleyküm. Ne istiyorsun benden? Benim adım Cepçi Sulo. Yeteneklerimi sunacağım. Ne yapalım? Gardiyanlarla ilgilenebiliriz ya. Gece gardiyanlarla keselim abi. Gardiyan keselim ya. Birazcık da dinlenelim. Gece bir gardiyan alırım ben bunlara. Bir gardiyanın kellesini koparırım, getirir önlerine atarım ya. Onda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Süleyman suç imparatorluğunu Kadradyan'ın dört biri yanına dağıtmak için gerekeni yapacaktı. Bunun için yalnız başına gezen bir imparatorluk askeri bulması gerekiyor. Burası pek güzel değil lan. Burada ağzımıza tükürürler oğlum. Burası mekanın orta yeriymiş. Kitap okuyan imparatorluk askerini keseydi iyiydi. Kaçış neresi? Kaçış burası. Dışarıda var mı lan? Bunların dışarıda da belki gezen askerlere olabilir. Bir tane var burada ya. Yine iki saat asker bulamayacağım. Süleyman kendisine uygun bir hedef arıyordu. Daha ne kadar izole bir yer olsun ya. Aha, şunu surlarda keselim. Gel 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 gel. Gerçi bu surlara nereden çıkılıyor? Surlara çıkışı bulmuştu Süleyman. Surlarda gezen askerin içinden geçmek istiyordu. Sen köpek. Nasıl lan daha izole, daha ne kadar izole olacak? Tamam, bunu içeride keselim. Nereye gitti lan? Gel lan buraya Teres. Gebereceksin. Süleyman ve askeri, yoldaşı birlikte askeri kesmeye başarmışlardı. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Şanslı. Direkt kaçacağız, direkt kaçacağız. Adamlara dalmak yok, adamlara dalmak yok. Sal 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 sal. Dal dal dal. Allah! Kaç 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 kaç. Şanslı Sıvo'yu arkamızda bıraktık ama kesiyor çocuk valla. Neyse, bayıldı. Süleyman yoldaşını yem olarak bırakıp görevi tamamlamıştı. Oğlum na, ne oldu, niye bitmiyor? Arkamdan geliyorlar hala. Lan gidin lan. Şehir bitmiyor. Ormana da girmem lazım. Run Süleyman, run. Allah'ım, görev bitmiyor. Sinirim bozuldu. Ormana geldik artık, bit. Bu ne? Open World oynuyoruz abicim, bu ne? Allah Allah, oyun bitti. Ormana doğru kaçıyordu Süleyman, ormanın derinliklerine doğru. Neymiş bu kardeşim harita ya? Oğlum bak ne oldu, bu ne böyle, gidiyoruz sonsuza kadar. Aha, kırmızı alan. Herhalde buradan çıkınca bu iş bitecek. Hala kovalıyorlar beni. Aman tanrım, kaç Süleyman. Kaçtık galiba. Görevimiz oldu mu peki? Lanet olsun sana ya. Not finish it diyor ya. Abi inanamıyorum böyle bir şey olduğunu ama ya. Yani var ya, Jürip Gaming'in yine... Ulan öldürdük ya adamı, daha ne yapalım kardeşim biz ya. Vay arkadaş. Ne güzel de kaçtıydık ya. Oğlum seni keserim bak. Abi 24 saat beklemelisin diyor şimdi de. Vallahi Cünüp Gaming'ine. Süleyman 24 saatlik bir beklemenin ardından tekrardan şehir merkezine doğru yanaşıyordu. Bu sefer kimsenin görmediği bir yerde öldüreceğim ya. An. Arka sokaklarda nöbete gezen bir asker arıyordu Süleyman. Bütün bölgeleri didik didik ediyor. Oha, kıyıya geldik lan.
Deniz kenarında var mıdır asker? Oo, kıyıda da çeteler var. O çetelerin de içinden geçeceğim. Sizler benim çetelerim olacaksınız. Benim vikinglerim olacaksınız. Oğlum mekan ne kadar güzel lan. Kardeşim bir tane güvenlik konulmaz mı buraya ya? Şurada bir emin mi vardı, ben mi yanlış gördüm? Demirci. Ara sokaklarda bize doğru yürümesi muhtemel olan bir askeri bekliyorduk. O sırada Süleyman gözlerini dört açmış. Hayır mı kardeş, siz kimsiniz böyle oturmuşsunuz? Mekanın sahibi misiniz oğlum? He ablacım, tarçın marçın ne ayaksın? He? Hepinizin içinden geçeceğim. Oğlum güvenlik yok, şehri bütün zaten haydutlar sarmış anasını satayım. Yani bir tane buralara güvenlik gelmez mi ya? Ablacım Ragnar'ın yeğenimsin. Böyle bir Cünüp Gaming'de yani yeter ya. Şunu bir kesek şuradan, şu arkan kimse yok etrafta. Gel lan buraya, ağzına tükürürüm senin. Kes. Kes. Lan ne oluyor, yukarıdan adam geldi. Aha sıçtılar ağzıma. Süleyman. Süleyman birinin boynunu almıştı. Sıra diğerindeydi. Ölmüyor adam, ölmüyor. Görev bitti mi ki ya? Gel lan. Yat ulan aşağı. Sağlı sollu herifin zırha bak. Ölümsüz müsün be emmi? Tamam, bu da öldü. Kaç baba şimdi, kaç, yarının yokmuş gibi kaç. Vücudumuz kan tar içinde kalmıştı. Evet be, sonunda tamamlan. Ulan 3 tane güvenlik öldürdük ya. Of, burada biraz dinlenelim de yani gücümüz de olsun babacım. Oğlum herifler ölümsüz ya. Ben bir daha bu görevi yapmayacağım. Mal çalıp kaçacağım. Ya dinlenirken çok da şey yapmayalım bence ya. Bir yandan canımız dalarken bence bir hırsızlık yapıp kaçabiliriz. İnceden bir mekana girip kaçabiliriz diye düşünüyorum. Zaten hızlıyız. Süleyman gereğini yapar. Yanımızda da yoldaş var. Onu da yem olarak oraya bırakırız. Ortisya'da güzel bir gün. Hava açık ve güneşliydi. Selamünaleyküm. Daha geçen gün burada 3 tane gardı öldüren Süleyman memlekete adeta mekanın sahibi gibi giriyordu. Pazar yeri nerede enişte? Kafa sallama bana. Eriye bak, bana kafa sallıyor. Abi burada ne kadar çok şey var ya. Oğlum pazar yeri nerede? Yine deniz kenarına geldik. Selamünaleyküm. Evladım ne yapıyorsun? Çocuğum bokla oynama. Evladım bokla oynama çocuğum. Bokla oynama, mikrop kapacaksın. Oğlum pazar yeri nerede? Ay eşyalar meşya. Oğlum manzaraya gel ya. Manzaraya gel babazım ya. Öf. Gün doğuşunda tekneler, liman ve Süleyman. Ne kadar uyumlu oldu. Selamünaleyküm. Yakında sizlerle görüşeceğiz koçum. Bana öyle artist bakmayın. Vallahi alırım ha şimdi. Vallahi bıçağımı çekerim ha. Pazar yeri yok oğlum memlekette. Lan şöyle bakalım. Pazar yeri neresi kardeş? Herhalde şurası ya. Berber oradaysa. Berber burada. Pazar nerede kardeş? Hiç kimse cevap vermiyor. Ablacım selamünaleyküm. Yeni yetmeymiş la bu. Aa cepledim. 12 gold'unu çaldım. Neyse olur böyle şeyler. Vay babacım vay. Gün doğumunu burada granata havalarıyla karşılıyorlar. Hadi bakayım attır kubacıkları. Maria kafanı. Aha mekanları bulduk. Buradan bir şey çalıp kaçmak yalnız çok zor olacak. Selamünaleyküm. Sen zırhçı mısın abi? Kalktım ve kaçtım. Koş. Kapkaç bizim işimiz Sülo. Allah'ım mekan neresiydi? Aha şurada ara sokak buldum. Güzel. Allah'ım çıkış neresiydi? Şurasıydı galiba. Koş Süleyman. Üzerimize geliyorlar. Koş Süleyman. Genişten al. Ne oldu? Yakalayamadınız. Oha. Arkamızdan 100 kişi kovalıyor. Babacım bir dereye omuzluk lan. Parası neyse vereyim. Paramız var ya. Bu kadar da kovanılmaz ki. Vataran diyor bir de. Ne kaçtın diyor. Kaçarız lan tabii. Bizim işimiz bu. Büyük kapsla biraz daha tam zorla haraç yapacağız. Güzel bak. Artık bunu yapabiliriz. Şimdi değil. Birazcık dinlenelim ondan sonra. Canımız bir fullensin. Ordumun birazcık moralinin düştüğünü gördüm. Buna izin verir miyim? Asla. Taverneye gidin ve kendinize şu parayı alıp bir kıyak yapın çocuklar. Ordunun morali seriden artıyor. Şu arkadaki abla kim ben onu anlayamadım ya. Bir de mikrovikini yapmışlar amına koyayım. O tarihte mikrovikinin ne işi var? Neyse devam ki. Süleyman her zaman söyler. İyi bir suç örgütü her zaman morali 100 olan bir suç örgütüdür. Oo liderliğim arttı. Bak bu kadar. Adamları bu kadar karıya götürünce liderliğim arttı. Savunurken değil saldırırken kardeşim, bizim işimiz saldırmak. Savunmayla işimiz yok bizim kardeşim. %80 can bana yeter, ben gerekeni yaparım. Zorla haracımızı alıyoruz. Bu arada Forberi'yi güncelledim, Türkçe oldu gayet iyi. Devam ki. Hadi yapalım. Ben böyleyim kardeşim, biz bunu hallederiz. Tek başımızı hallederiz. Saldır. Şanslı Svato ve Şifacı Mervin benimle geleceksiniz. Süleyman borcunu ödemeyen... Aha atla girdik lan içeri. Aa gelin bakayım buraya. Süleyman'ın bıçağını kafanda hissedeceksin. Seni hamster kılıklı. Lan bizim adamı kestiler. Hoppa!
Süleyman atının üstünde kelle almayı biliyordu. Koyuncağı kollar bacaklar havada uçuştu ve gerekeni yaptı. Süleyman Reis in the mix. Güzel. Güzel babacım, güzel. Demeç demedik, güzel oldu. İlişkimizde 12 oldu, gayet güzel. Büyük gasp yapabiliriz. Köylüleri kesebilirim de sonra keseceğim ya. Birazcık Vilandia'nın içinden geçme zamanımız geldiğini düşünüyorum. Bir tık daha bekleyelim, bir yanımızdaki tüm wounded'lar bir iyileşsin kardeşim. Böyle olmaz bu iş. Yine bir levelim geldi, taktiğim geldi, güzel. Ormanlarda yapalım çünkü genelde Vilandia'ya saldıracağımız için buralar biraz ormanlık. Buradan bir devam edelim. Günlük gelirimiz de daş. Pasif geliri olan Süleyman hızlı bir şekilde ilerliyordu. An itibariyle artık bir köy yağmalamam gerektiğini hissediyorum ya. Şu Usan köyünü artık bir yağmalayalım babacım ya. Abi Voleric'e bak. 150 kişiyle geziyor herif ya. Adam 150 kişiyle geziyor arkamızda ya. Aslında var ya Sargot'ta da faaliyetler yürütebilirim ya. Evet sevgili dostlar, kayıttayım zannediyorum ama kayıtta değilmişim. Allah belasını versin. Böyle bildiğin 20 dakika boşa gitti ama gerçi çok bir şey yapmadık. Köy yağmalaya geldik Vilandia'da. Amakron'un ordusu bizi köy yağmalarken sıkıştırmaya çalıştı. Kendisi genç bir lord, artistlik yaptı ama o artistliğin bedelini ona en ağır şekilde ödetmeye geldim. Vilandia topraklarını hem yağmalayacağım hem de onların lordlarını esir alacağım. Artık yeter, çok sinirlendim çünkü şu anda. Aha Amakron. Amına. Seni köpek. Sen Süleyman'a karşı gelmeye çalışırsın öyle mi? Nereye kaçıyorsunuz sizi korkak pislikler? Bak 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 bak, oradan bizi okluyorlar. Bak 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 bak, bizi okluyorlar bak. Bak bizi okluyorlar bak. Bak köpeklere bak. Bak köpeklere bak, bizi okluyorlar. İnanamıyorum ya. Çok sinirlendim oğlum, Junip Gaming ya. Hayatımız Junip Gaming'de geçiyor kardeşim ya. Geber köpek. Ağzına tükürürüm. Yat aşağı. Süleyman ve fedaileri bir savaştan daha galibiyetle çıkmıştı. Ağzına sıçtım, ne oldu? Tipe bak oğlum ya, nasıl korkmuş göstere bak. Üzerindekiler alırım artık, benim tutsamsın köpek. Üzerimizde fazla tutsak var abi. Mızrakçılardan birazcık bırakalım, ne olur ne olmaz. O topa çok girmeyelim. İtemleri alırım, itemleri alırım. Yağmaya devam, krala selam beyler. Yağmaya devam, krala selam. Güzel, ilk yağmamız arkadaşlar. Alantas'a gelmiştik zaten yağma için. Dediğim gibi arkamıza birileri geldiği için sıkıntı yaşadık. Şimdi bunlar yine toparlanıyorlar. Şu yağmayı bitireyim, şu Mariana'nın içinden geçeceğim. Demir cevheri. Güzel, güzel. 80-80, 60-60. Aha. Urunduf geldi. Bunlar toparlanacaklar gibi. Yağma bitsin hadi artık. Ve ilk defa bir yağmayı başarıyla bitirdik. Kaçmamız lazım. Üzerlerine sürsem bunları, kaçıyorlar. Güzel, güzel. Güzel. Ne oldu lan? Büzüğünüz mü yemedi? Şuradan kaç, 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 kaç. Yürü keke, yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Ya an itibariyle ben var ya, bunu taşımayacağım. Bunun zaten düştüyse bir iki itemi düşmüştür. Genç yaşında Amorkon, 20 yaşında bize tutsak düşmüştü. Deimerok kralında, hem de Dertert'in çocuğu mu lan bu? Çocuğu mu oğlum bu Amorkon senin? Evet. Dertert'in oğlu Amorkon. Son diyeceğim bir söz var mı? Ben ayı abi, abi. Kes lan köpek, onurunla öl. Süleyman bir kelleyi daha aldı ve gördüğünüz üzere hiçbir şey gitmedi. Çünkü Rytarius Execution modu efsane bir mod, bu serimizde de bence harika olacak. Artık bunları bademletmiyorum arkadaşlar. Bademletmeme sebebim de zaten bildiğiniz üzere Captivity Events'te sıkıntı çıkması. At sırtındayken isabet cezasını bence şey yapalım ya. Birlik hızına çok gerek yok. Güzel. Düşmanın kafasına vurduğumuzda %50 hasar. Koltuklanmış kargıyla %30 ihtimalle. Oo şiş şiş, tabii ki şiş. Şişten yürüyeceğiz. Şiş bildiğiniz üzere benim en sevdiğim yetenek. Şuradan yine serserilimizi öncelikle full bileceğimiz için buradan devam ediyoruz beyler. Atletizmimizi, biniciliğimizi bir tık daha arttırabiliriz diye düşünüyorum. Başka yetenek var mı? O liderlik, bunu vermiştim lan, ne oldu? Saldırırken babacığım. Şuradan hemen yine birkaç tane Batanyalı delikanlıyı yanımıza alabiliriz bence diye düşünüyorum. Of of of, köy dediğim böyle olur babacığım. Köy dediğim böyle olur. Şu Sargot hazır asilerin elindeyken şuraya girelim de item satalım. Şimdi arkadaşlar size burada Forberry ile ilgili de çok güzel bir şey göstereceğim ama isyancıların şehrinde olmuyormuş ya. İsyancıların şehrinde olmuyormuş. Neyse dur, Ortisi'ye gider gösteririm. Oha! Bebeden düşürdüğümüz zırha bak. Come on! Süleyman'ın yeni kreasyonu. Sen de şunu değiştir hadi bakalım. Hadi sana da daha ayakkabı vereyim. Şifacı Merim'in sana da lan. Al en güzel kaskı giy ya. Al ya. Sen benim yavukluksun ya. Giy bunları ya. Süleyman. Biz çöl atına biniyoruz. Neye bindik şimdi? Döstriyer'e bindik. Güzel. Süleyman'ın atı da gelişiyor. Yanıma birkaç kişi de alabilirim aslında ya. Handa var mı kimse burada? Kimse yokmuş babacığım. Neyse dur, parayı alalım. Para var mı? 39K var babacığım. 39K lan doldu bile zaten şöyle yaparsak.
Silahları da sat 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 sat. Aha 5K alacağımız var. Bir dakika, hayatta alacak, bırakma. At var mı lan? Atları verin. Fitleşelim. Güzel. Güzel, nice. Demir cevherlerini satalım buraya yağmaladığımız. Et verin lan bana biraz. Çok verdiniz. Biraz daha beyaz ver. Tamam. Alright. Şuradan şöyle bir iki tane daha bir şey satayım. Fitleşelim babacığım. 38K'yi de cepledik. 250K'ya yakın paramız oldu. Şimdi size şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen Ortisi'ye gidelim. Aslında Ortisi'ye de bir tane mekan açayım benim de gitmişken. Paramız var, huzurumuz var babazum. Askerlerimize de bir moral organizasyonu düzenleyelim. Süleyman için askerlerin etkinliği önemli biliyorsunuz ki. Upgrade'lerimiz var, hemen onu yapalım. Selamünaleyküm. Burayı ben almak istiyorum kardeş. Mekanın sahibi. Oha! 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 Ortisya'daki ne kadar değişikmiş lan. Oha! Ben bunu bilmiyordum. Yeni mi eklemişler acaba? Selamünaleyküm. Çok beğendim lan burayı. Ver bana burayı. Oha! Çok değişikmiş. Dur gezeceğim şimdi. Upgrade için bir daha gireceğim. Babacığım şu tutsakları size salıyorum. Aa, Ovagos ne lan, yanımızda geziyor bizim. Onu da mı tutsak almışım? Ben ne zaman almışım? Ha evet, bir önceki savaşta onu da tutsak. Ovagos'u da kesiyorum ya. Ağzına tükürüm Ovagos. Siktir lan. Önüme geleni alacağım abi, kellesini yok edeceğim. Bana karşı kim şerefsizlik yapıyorsa mahvedeceğim onları. Şimdi tamam, burada brotullarımızı bıraktık. Hemen bir daha gidelim içeriye bir bakalım. Oha çok değişikmiş oğlum, çok beğendim ya. Server. Someone specific arıyorum. Tamam neyse ya. Hadi git. Ablacım askerlerime birilerini gönderin. Upgrade edeceğiz burayı. Tamam 5K'da dedik. Şimdi mekanı bir gezelim. Şu arkadakiler mi var? La bir çekil de geçeyim şuradan ya. Vallahi kileri bile var lan oğlum. Ne güzel la. Allah Allah. Soğuk odası bile var. Gir babacım. Max'a sayımız biraz ama. Upgrade edince acaba değişti mi diyeceğim ama yok ya, değişmemiştir diye düşünüyorum. Aa erkek prostit. Bayan yok mu ya? Şimdi ne yapıyorsunuz burada? Upgrade edince değişti mi lan acaba? Oğlum upgrade edince değiştiyse de oha derim ya. As siktir değişti. Normal taverna gibi oldu. Oha bunu hiç beklemiyordum. Şimdi abi siktir ya, mod hata veriyormuş. Amına koyayım böyle kadın. Neyse arkadaşlar, bu şekilde artık kendimiz bir şey denemeyeceğiz. Denediğimizde hata veriyor. Ya daha bu modların hepsinin birlikte çalışması birazcık sıkıntı tabii ki. Ondan dolayı şu anda Hotmother'la beraber tam olarak sağlıklı çalışmıyor olabilir. Bilmiyorum, belki de sonradan eklediğim için de olabilir. O yüzden çok fazla kasmayacağım. Ama bu şekilde upgrade olması çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Önce küçük bir mekanla başlayıp upgrade ettiğimizde aynı Real Life Call Radio'daki gibi tatlı bir şeyler olmuş. Hoşumuza gitti babazım. Evet sevgili dostlar, siz de şimdi hızlı bir şekilde bu Larsen'i nasıl kasacağınızı da göstermek istiyorum. Yeteneklerimi sunmak istiyorum. Ben veya verim bu da her türlü dövüş kazanırız dediğinizde arkadaşlar, şuradan ayrılıp eğer ham bölgesine gittiğinizde sevgili dostlar, sevgili kardeşler, bir köylüyü gözünüze kestiriyorsunuz. Burada kavga etmeniz gerekiyor bildiğiniz üzere. Yüzünü sevmedim dediğinizde tek yapmanız gereken geriye çekilmek ve yaveriniz sizin için olayı hallediyor arkadaşlar. Vur lan. Öldür lan. Lan niye vurmuyorsun? Hah aferin. Şanslı Smat, artık dövüşmemize gerek yok. Biz böyle bir delikanlı olduk. Bu şekilde de ilişkimizi güçlendirebiliyoruz. Artık böyle büyük gaz falan filan yapabiliyoruz. 14 oluyor ilişkimiz. Bunu da size göstermeden geçmek istemedim sevgili kardeşlerim. Valerik şuradan geçiyor, bize bakmasın. Abi direkt beni kovalıyorlar ya. Direkt beni kovalıyor bunlar ya. Ben bunların Usan köyünü yağmalasam gelirler mi peşimden? Abi İngalter çıktı karşıma. İngalter reis, sal beni. Salın beni. Abi çok aralara giriyorum. Sargot'ta yine isyan. Habire isyan çıkıyor. Sargot piç oldu. Aha Mithela'yı cepleyelim lan. Mithela gel buraya. Senden çocuğum olsun istiyorum Mithela. Savaşta oldu. Tohumlarımızı saçmak için Mithela'ya saldırıyoruz. Mithela you fucked up bebeğim ya. Askerlerim. Oha savaş haritasına bak. Köy mü lan burası? Tepede bir köy. Bize gelmelerini bekleyeceğiz sevgili dostlar. Shield wall yapın, ayrık durmayın çocuklar. Okçular get ready. Oğlum fiyan okçularım var ya, inanılmaz kuvvetliler. Saldırmıyor ki lan bunlar, saldırıyor mu? Bunlar gelecek herhalde ya. Bakalım şöyle. Ya saldırın ne varsa kesin ya. Bunlardan mı korkacağız? Yeni atımla beraber hızlı bir şekilde düşmana hücum başlatmıştım. Şu Mithela kesin bunların arkasında duruyordur. Mithela'ya şimdi ben tatlı bir şekilde bayıltayım. Öldürmeden, kaldırmadan. Mithela. Mithela bebeğim. Ah be. Mithela. Hoppa bayır. Mithela'cığım yat aşağıya. Tamam güzel, bayıldı. O güzel yüzüne bir cızık atmak istemezdim ama yapacak bir şey yok. Ya Süleyman ordunun arasında dehşet saçıyordu. Üf babacım. Vilandia kafa kesme festivali versiyon 3.0'a hoş geldiniz. İndir 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 keke indir 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 keke indir indir indir. Hadi bakayım. Süleyman girdi çıktı ve yok etti. Öldürmeye de devam ediyor. Oy bebeğim benim. Birazcık da okçuluk kasalım ya. Okçuluk hiç kasmadım. Lazım olacak çünkü biliyorum yani.
O yüzden okçuluk kasmamız gerekiyor. Vilandiyalılar üzerinde atış talimi yapıyordu Sulu. Vuruyoruz ama öldüremiyoruz ha sonunda. Artık benimsin. Mitaletus'a kaldık, şunları da alalım. İtemleri de çok. Evet, hemen tohumlarımızı Vilandia üzerinden sizlere söylemiştim daha önce de saçacağımızı. An itibariyle Mitalan'ın üzerinden artık çeşitli bir şekilde yürümemiz lazım. Hadi geçmiş olsun, Mitalancız AB'de kaldı. Zaten onu şey yaparlar. Abi özür diliyorum. Abi özür diliyorum, vallahi bir şey yapmadım. Abi beni salın. kaç. Silo kaç, yarının yokmuş gibi kaç, arkamızda 1000 kişi var. Aman yarabbi, oğlum ben bunu veriyorum, niye olmuyor ya? Kaç Silo kaç. Go Silo go. Aa bak. Şimdi şunların şurada azıcık ordusu varsa yardımcı alayım. Yardımcı olayım bak. Buradan da payımızı alalım. Eyvallah, görüşürüz. Süleyman her türlü piştiği yapıyordu. Hemen ortasıya babacığım. Bu kızı satacağım. Yani şöyle satacağım. Yanlış anlamayın. Şöyle direkt arkadaşlar burada şeyden satacağım ya. Handan satacağım. Yani tutsakları fidyesini al muhabbetinden satacağım Mitele'yi. Parasını alacağız. Zaten gerekeni yaptık. O çocuk bizim olacak. Şimdi burada bu noktada arkadaşlar hemen giriyoruz tekrar mekanımıza. Buraya da gereken tutsakları bırakıyoruz. Nice. Evet, artık görevleri yavaş yavaş tamamlayacağım arkadaşlar. Burayı da ele geçirmek istiyorum. Ortizia da en azından bizim olsun istiyorum. Bakalım ne yapacağız. Şimdi Jalmaris'te bir soygun görevi verdi. Oradan iyi bir puan alırız diye düşünüyorum. Hızlıca Jalmaris'e doğru bir ilerleyelim. Adamla buluşalım babacığım. Gerekeni yapalım. Ben tek yaparım kardeşim. Biz soygun bizim işimiz 87'den beri. Ya bu soygun görevlerinde niye böyle ya? Ulan burada da hiç böyle takılacak malzeme yok ya. Daş ata ata kaçacağım. Süleyman. Süleyman masanın etrafında. Şaban gibi taşlıya taşlıya kaçıyorsun. Sal beni. Sal beni köpek. Taşımı içinde hissedeceksin. Devirdim bunu. Gel lan it. Seni aşağılık köpek. Hadi bakayım, bak işine. Hırsızlık bizim işimiz. Hırsızlık ve cinayete bir dünya markası. Dızcı Silo. Güzel. Baba kutuya gidelim. Ben kutuma gidiyorum. Ne çıktı? 2500'lük bir omuzluk çıktı. Allah bereket versin. Hatta bununla okutalım burada ne varsa. Şöyle şunları bir komple göndereyim. Oh vallahi savaştan gelen itemler de var. Minferli taç gelmiş. Bu gene omuzluk daha mı iyiymiş? Daha iyiymiş lan. Tamam bunu takayım hadi. O zaman bunu da sen tak. Tüm askerleri mi neylerini giyinmeli? 27K. Come on. Tamam baby come on. Paranın içinden geçtik. 300K paramız var oğlum. Yürü Ortizia yürü. Ortizia'nın da tek ve gerçek suç kralı ben olmalıyım. Ya bu görevi böyle hızlı yapmanın yolunu buldum ya. Aşırı mutluyum ya. Buyurun. Vur kafasını oğlum. Oğlum vur kafasını. Aferin çocuğum. Ben karışmıyorum bile. Tipe bak ya. Leoparlomuzu da giymiş. Güzel babacığım güzel. 21 oldu. Koruma dolandırıcılığı yapabiliriz. Bu gayet güzel. Yapalım hemen. Çıktı kervanımız. Kervanımızın hemen peşine takılıyoruz. ALT sol klik. Hadi bakalım kervanla yürüyoruz. Çapulcular onu kesti. Benden itibariyle çapulcuları kesiyorum. Tertemiz çiçak. Tutsakları da al. İtemlere de şok. Devam keke devam. Gayet güzel. 47 sınırıma oldum oğlum. Bayağı bir aslında kötü puan da kastık ya. 26 oldu. Bunu yapsak. Hadi yapalım lan. Tamam yanımda yoldaşlarla yapayım bunu. Yoksa tek başıma biraz zorlanıyorum. Saldırın babacım. Şifacı ve Şivato da gelsin. 15 kişilik bir ekiple dalacağız baba. Para için önemli değil. Vallahi sadece ilişki için kasıyorum. Askerlerim bu hainlere günlerini göstereceğiz. Bekleyin ben önden bunlara bıçak atacağım. Gerizekalıların gelişe bak ya. Bıçağı yiye yiye. Adam bıçağın üzerine doğru koşarak geliyor resmen ya. Korkusuz. Yalnız bunlar çok zırhlı ya. Bizimkilerde hiç zırh yok. Kesin oğlum. Hadi bakayım. El mi yaman bel mi yaman. Aslanlarım benim be. Gerekeni yaptık. Düşman kaçtı. Parayı alırız kardeşim. Tarçınla ilişkimiz kaç oldu? 34 oldu. Çok az kaldı. Tamam büyük gaspı da yaptı mı? İş bitecek herhalde. Hangi köyde? Arpotis köyü. Peki babacığım. Arpotis köyüne doğru hemen ilerliyoruz. Bu görevi de yapıyoruz. Hızlı bir şekilde Ortizia'ya çökeceğim artık. Yeter. Ortizia da benim mekanım olacak. Saldırın öldürürüm bütün köylüleri.
Sizler benim önümde bir engelsiniz köpekler. Dekotuşta 4 asker, çok seviyorum bu işi ya. Beni mi mızraklayacaksın koçum? Nereye gidiyorsun? Aslanım benim. Nereye gidiyorsun? Güzel. Bu görevi de başarıyla tamamladık babacığım. Nice. Şimdi oldu mu acaba 40 lan? İnşallah 40 olmuştur. Hadi gidelim. Burayı da ceplemek istiyorum. Burayı da çökmek istiyorum. Upgrade'lerimizi yapalım. Tarçınla ilişkimiz 40 oldu. Çok güzel. Aha artı 1 diyor. Dün neyse bir tane Larsen'den hemen hızlı bir şekilde. Sen şerefsiz, ağzına tükürürüm. Kes la. Vur oğlum kafasını. Lan oğlum yanlış adama vuruyorsun. İndir onu. Aferin benim tosunum. Şanslı Svato, benim ekibimin başı. Adamsın. Güzel babacığım. Çete girişimimizi an itibariyle burada yapacağız. Şafak'ta dövüşeceğiz. Neyle dövüşelim? Tamam, Axe and Shield'la dövüşelim yine. Axe and Shield iyidir. Niye yapamadık lan? Bir an böyle bize attım attı bir şeyler oldu. Tamam okey, sıkıntı yok. Evet, an itibariyle dövüş için gerekli yere gelmiş bulunmaktayız. Gel bakalım Tarçın. Ulan ben silahımı çekmemişim. Oha. Tarçın sakin ol. Tarçın sakin ol. Tarçın. Tarçın sakin ol. Oğlum canım bir kaldı. Tarçın kafamı yardı. Süleyman Atı bak. Kafamı yardı. Kel kafamı yardı. Üf az daha yok oluyordum. Aman diyeyim ya of. Evet sevgili dostlar, sevgili kardeşler. Şimdi burada ne yapalım? Artık bunu siz yorumlarda belirtin. An itibariyle Ortisia'ya da çökebiliriz. Sokaklar bana ait deyip buranın da komple haracını yiyebiliriz. Ama buraya ana üssümüzü taşımayacağız tabii ki. Ana üssümüz diğer tarafta kalacak. Fakat ilişki önemli deyip bu Tarçın'la ortak olabiliriz. Ve onun ortaklığımız sayesinde de gelirinin yarısını bölüşüyor gibi bir durumumuz olacak. Bu noktada ne yapalım? Bunu siz seçin arkadaşlar. YouTube'dan bu izleyen arkadaşlarımızdan bu yorumları bekliyorum. Oyunun böyle karar verme durumlarında genelde artık size soracağım arkadaşlar. Yorumlarda hem etkileşimlerimiz artıyor, hem like'larınızı bekliyorum, hem de abone olmadan geçmeyin sevgili dostlar. Buradan yine katılımcılarımıza bir teşekkür gönderelim. Akıtalım onları böyle yavaş yavaş. Kendinize çok iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bye skekeler.